Ağzı belli Allah'tan Şeytan Rjim. Rahim. Deyiniz ki biz Allah'a bize indirilen Kur'an'a keza İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve onun torunlarına indirilene ve yine Musa'ya, İsa'ya, hülasa bütün peygamberlere, Rableri tarafından verilen kitaplara iman ettik. Onlar arasında asla bir ayrım yapmayız. Biz yalnız ona teslim olan Müslümanlarız. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak ve Yakub'un ve onun evlatlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki: Siz mi daha iyi bileceksiniz yoksa Allah mı? Allah'ın kitabı vasıtasıyla kendisine ulaştırdığı hakikati gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Safa ile Merve Allah'ın belirlediği nişanelerdendir. Kim hac veya umre niyetiyle Kâbe'yi ziyaret ederse oraları tavaf etmesinde bir beyis yoktur. Her kim de farz olmadığı halde gönlünden koparak bir hayır işlerse mükafatını görür. Zira Allah şükrün karşılığını verir. O az amele çok mükafat verir ve her şeyi bilir. De ki: biz Allah'a iman ettik. Bize indirilen vahye, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilen, keza Musa'ya, İsa'ya, hasılı bütün peygamberlere, Rableri tarafından verilen vahiylere de iman ettik. Nuh'a ve ondan sonraki nebilere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik. İsmail'i, Elyasa'yı, Yunus'u, Lut'u da nübüvvete erdirdik. Her birini de yaşadıkları asrın insanlarından üstün kıldık. Hamdolsun Allah'a ki, hayli yaşlı olmama rağmen bu ihtiyarlık halimde İsmail ve İshak'ı bana ihsan etti. Şüphesiz ki Rabbim duayı kabul buyurur. İsmail'i, İdris'i, Zülküf'li de Onların hepsi sabır faziletiyle bezenmişlerdi. Çocuk büyüyüp, yanında koşacak çağa erişince, bir gün ona, evladım dedi. Ben rüyamda seni boğazlamaya giriştiğimi görüyorum. Nasıl yaparız bu işi? Sen ne dersin bu işe? Oğlu, babacığım dedi. Hiç düşünüp çekinme. Sana Allah tarafından ne emrediliyorsa onu yap. Allah'ın izniyle benim de sabırlı, dayanıklı biri olduğumu göreceksin. Her ikisi de Allah'ın emrine teslim olup İbrahim oğlunu şaka üzere yere yatırıp biz de ona İbrahim rüyanın gereğini yerine getirdin onu kurban etmekten seni muaf tuttuk deyince onları büyük bir sevinç kapladı Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz İkisi de Allah'ın emrine teslim olup İbrahim oğlunu şaka üzere yere yatırıp, biz de ona, İbrahim, rüyanın gereğini yerine getirdin. Onu kurban etmekten seni muaf tuttuk. Deyince, onları büyük bir sevinç kapladı. Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. Her ikisi de, Allah'ın emrine teslim olup, İbrahim, oğlunu şaka üzere yere yatırıp, biz de ona, İbrahim, rüyanın gereğini yerine getirdin. Onu kurban etmekten seni muaf tuttuk. Deyince, onları büyük bir sevinç kapladı. Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. Bu gerçekten pek büyük bir imtihandı. Oğluna bedel, ona büyük bir kurbanlık verdik. Sonraki nesiller içinde ona da iyi bir nam bıraktık ki, o da bütün milletler tarafından şöyle denilmesidir. Selam olsun İbrahim'e. İsmail, Elyasa ve Zülküfli de hatırla. Onların hepsi hayırlı insanlardı.